Merhaba arkadaşlar. Jeff Bezos bilmeyeniniz yoktur. Bilmeyenler için ise Amazon'un CEO'su ve kurucusudur. 56 yaşında 124.7 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş insanıdır. 1990'larda online kitap sattığı günlerden 2020'de drone ile teslimat projesine kadar işin başındadır. Tabii ki bu uzun yolda o da bazı hatalar yaptı. Ancak bu hatalar Amazon'un büyümesine engel olmadı. Bezos yolculuğunda tatmin edici bir yaşam sürmenin ne gerektirdiğini öğrendi. Bu videoda Bezos'un ilham verici tavsiyeleri ister yeni başlıyor, ister işinizi yapıyor olun size yardımcı olabilir. 1. Konfor bölgenizin dışına çıkın. Bezos Amazon'u kurmadan önce koruma fonunda çalışıyordu. Başkan yardımcısı olarak iyi bir maaşı ve konumu vardı. Nesnel olarak başarının tanımı buydu. Bezos maaş çeklerini biriktirmeye devam edebilirdi. Geliri muhtemelen çok daha istikrarlı olurdu ve risk almamış olurdu. Sonuçta bir maaşı ve iyi bir işi vardı. Ama o bununla kalmadı ve işinden ayrıldı. Onun için bugün bile büyük bir adım olacaktı. Ancak 1994'te inanılmaz derecede riskliydi. O zamanın internet dünyasını hayal edin. Peki Bezos'un işinden ayrılma kararını almasına ne yardımcı oldu? Tekrar tekrar kullandığı basit bir fikir. Bezos 80 yaşındaki halini hayal edip geriye dönüp bakıp bir karardan pişman olup olmayacağını sorar ve buna göre ilerlermiş. Hayatımıza tekrar baktığımızda başarısızlıklardan değil yapmadığımız şeylerden pişman olacağımızı savunur. Mükemmel bir hayat yaşamak diye bir şey yoktur. Ancak pişman olmadan bir hayat yaşamak mümkündür der. 2. Hayatınız seçimlerinizin toplamıdır. Bezos hayatı için sorumluluk aldı. Herkesin doğuştan gelen bazı güçlü ve zayıf yanları vardır. Bu hediyeler ve zorluklarla yaptığınız şeyler karakterinizi gösteren şeydir. Jeff Bezos, New Mexico'da genç bir anneden doğdu. Biyolojik babasının bir bisiklet mağazası vardı ve Bezos'un ailesi gençken boşandı. Bezos bu zorlukların onu tanımlamasına izin verebilirdi ama vermedi. Bir lise öğrencisiyken bilimde mükemmel oldu ve Princeton'dan mezun oldu. 30 yaşına kadar koruma fonunda başkan yardımcılığı yaptı. Bezos bu tanımların herhangi bir tarafından hayatını tanımlamasına izin verebilirdi. Bunun yerine doğduğumuz yeri, IQ'muzu ve ailemizi seçemeyeceğimizi hatırlatıyor. Ancak nasıl davrandığımızı, her gün ne yaptığımızı ve temel olarak değerlerimize bağlı kalıp kalmamayı biz seçebiliriz. Başka bir deyişle Bezos bir gelişim zihniyetini benimsiyor. Gelişim zihniyeti yetenek üzerinde, çaba ve mükemmelliyet üzerinde durur. Bezos'un kariyeri boyunca tam olarak öğrendiği şey buydu. Yetenekleriniz sizi tanımlamaz, seçimleriniz sizi tanımlar der. Size hayatta nasıl başarılı olunacağına dair kitapları görmezden gelmenizi söylerdim. Çünkü hiç kimse kesin bir cevap veremez. Bu başarı öykülerinin çoğu sadece şansa ve tabii ki sıkı çalışmalara bağlıdır. Bundan ziyade kişisel güçlü yönlerinizden yararlanmak, sahip olduklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak, risk almak ve başkalarının yaşamlarına değer katmaya çalışmakla ilgilidir. 3. Eleştiriyi kabul etmek ve öğrenmek. Bir lider olarak eleştiriyi kabul etmek, öğrenmesi en zor ama en önemli becerilerden biridir. Bezos 1994'te Amazon'u piyasaya sürdüğünde, Barnes & Noble gibi büyük perakendecilerin zorlu rekabet gerçekliği ve şüphecilikle karşı karşıya kaldı. Eleştirmenler nasıl rekabet edebileceğini merak etti ve birçok manşet Amazon'un batacağını öngördü. Bezos bu eleştirilere nasıl davranıyordu? Rosa'da kaldı ve Amazon'un bugünkü güç merkezine dönüşmesine nasıl yardımcı oldu? Eleştiriyi benimsemeyi öğrendi. Onun tavsiyesi eleştirildiğiniz zaman aynaya bakın ve eleştirilerin doğru olup olmadığına karar verin. Eğer öyleyse değiştirin, direnmeyin der. Eleştiri kişisel ve ticari büyümeniz için kritik öneme sahiptir. Kendi hayatınızın yıldızı olarak kör noktalarınız var ve onları görmenize yardımcı olmak için gerçekten bu eleştirilere ihtiyacınız var. Bu nedenle güvenilir bir çalışan, değerli bir iş arkadaşı veya sadık bir arkadaşınız size bir eleştiriyle yaklaştığında Bezos'un tavsiyelerini dikkate alın. Sakinleştikten sonra aynaya bakın ve bu eleştirilerin bir gerçek olup olmadığını kendinize sorun. Kendinize dürüst davrandığınızda eleştiriyi düşünün ve ne yapabileceğinizi öğrenin. Kendinize dürüst olmadan asla gerçekten büyümeyeceksiniz.
Kendinize vereceğiniz en büyük hediye eleştiriyi kabul etmeyi ve öğrenmeyi öğrenmektir. 4. Nasıl para kazanılır? Birçok insan Amazon'un değerinin sadece bir şeyler satmak olduğunu düşünüyor. Bunun yerine Amazon'un gücü, tavsiye motoru ve ürünler hakkındaki inceleme sistemidir. Jeff Bezos şunları söylüyor. Bir şey sattığımızda para kazanmıyoruz. Müşterilerin satın alma kararları vermesine yardımcı olduğumuzda para kazanıyoruz der. Bugünün dünyasında başkalarının hayatlarına değer katmanın milyarlarca yolu var. Başkalarının karar vermesine yardımcı olmak hala büyük ölçüde kullanılmayan büyük bir alandır. Para kazanmak sadece bir şeyler satmak ya da zamanınızı veya hizmetlerinizi satmak değildir. Aksine sayısız farklı yolla para kazanabilirsiniz. Başkalarının hayatını kolaylaştırarak bir iş yaratabilir ve para kazanabilirsiniz. Müşterilerinizin kararlar almasına yardımcı olun ve onlara hayatlarında anlam ve yön verin. 5. Hareket. Jeff Bezos 1994 yılında online bir kitapçı kurmak için koruma fonu işinden ayrıldığında Amazon'un 2020'deki halini hayal ediyor muydu ki? Şüpheli bence. Ancak bu onun başlamasını engellemedi. Bir şeyler yaptı ve iyi yaptı. Bu başarıyı 20 yıl sonra Amazon e-ticaret pazarının büyük bir bölümünü kontrol edene kadar diğer alanlara genişleyerek geliştirdi. Demek istediğim şu, sadece tutkulu olduğunuz bir girişim için çok yıllı büyük bir vizyonunuz olmadığı için başlamamanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine sadece başlayın ve neredeyse en önemlisi devam edin, durmayın. 6. Tutku kilit bir bileşendir. Bezos tutkunun anahtar olduğunu savunuyor. Bu işinizi sadece tamam işte budur diye tanımlayacağınız kesinlikle duymanız gereken bir mesajdır. Herkes hayatta bir tutku bulabilir ve işini yapabilir. Tutkunuzu henüz bulamamış olabilirsiniz. Ama önemli olan şey aramaya devam etmektir. Bezos bir zamanlar tutkusunun fizik olduğunu düşündüğünü paylaşıyor. Princeton'daki lisans eğitiminin yaklaşık yarısında bilimin her şeyden önce tutkusu olmadığını fark etti ve bilgisayar bilimlerine odaklanmayı tercih etti. Çalışmanız konusunda tutkuluysanız ona enerjiyle saldırırsınız. Her sohbete yaratıcı bir kıvılcım getireceksiniz. Bu performansınızı ve liderliğinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Son olarak Bezos yıllar içinde sadece başarılı bir lider olmakla kalmayıp aynı zamanda ödüllendirici bir hayat sürmekle ilgili çok bilgelik paylaşan anlayışlı bir CEO. Konfor bölgenizin dışına çıkın, harekete geçin ve başarısızlık korkusunun sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Eleştiriyi kucaklayın. Bu işinizi geliştirmenize yardımcı olur. En önemlisi tutkunuzu bulun ve takip edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.